Herkese merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine şahane bir video ile karşınızdayım. Bugün örmüyoruz yine. Siz alıştınız artık benim biten ürünlerimi göstermeme. Zaten benim kanalımın amacı hepsi örgü olarak değil, böyle biten ürünlerimi sizlere daha yakından gösterebilmek. Farklı videolar olsun, bu şekilde olacak. Bunlar da çok güzel oldular ve dayanamadım. Bunları da sizlere göstermek istedim. Daha yakından görelim istedim. Öncelikle şöyle videomuza geçmeden önce hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenirseniz ki ben çok beğeneceğinizden eminim. Şahane renkler ve şahane modeller. Bu video beğenilmeyecek gibi değil. Bence mutlaka ki beğeneceksinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve özellikle yorum yapmayı ihmal etmeyin diyorum. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Evet, bu aşamayı da geçtikten sonra kanalıma abone olmayı unutmayın dedikten sonra bakın dilim bile sürçüyor artık. O kadar heyecanlandım. O kadar güzel modeller var burada. Öncelikle şöyle bir hepsini üstten geçerek şu şekilde böyle bir görselle sizleri baş başa bırakmak istiyorum. 1-2 dakikalık şu şekilde. Bakın. Hepsini birazdan daha yakından ve daha net göreceğiz. Ama öncelikle şu şekilde görmenizi istiyorum açıkçası. Renkler olsun, modeller olsun, çok güzel oldular. Ben çok severek ve çok keyif alarak ördüm bunları. Bunlar özel istek üzerine hazırlandı. Bir butik otel için hazırlandı. Gitmeden önce sizler de şöyle bir yakından görün istedim. Instagram sayfamda yayınlıyorum tabii ki ben bunları ama video gibi olmuyor gerçekten. Hani fotoğraf ve video arasında çok fark oluyor. Videoda daha yakından renkleri daha net görebilmeniz daha iyi oluyor. Bakın şu an burada herhangi bir filtre falan yok. Renkler kendi doğal renklerinde olabildiğince güzel ve canlı. Bunu tabii ki buradan gösterdiğimle kalmayacağım arkadaşlar. Bunların sizler için tabii ki videosunu çekeceğim. Özellikle ben şunu çok beğendim. Şu çok güzel oldu. Şu da yine çok güzel oldu. Yani hepsi çok güzel oldu ama favorilerim arasında diyelim. Şu var. Yine bu var. Bu da yine aynı model ama farklı renk tonlarında. Şu çok güzel oldu. Şu mesela papatyamızı biliyorsunuz zaten. Ben papatyamızın farklı bir versiyonunu YouTube kanalımda yine çekmiştim sizler için. Bu farklı bir modeli. Bundaki tek değişiklik ben bunu biraz daha büyütmüş oldum. Bunun da yapımını daha sonra göstereceğim. Yani buradakilerin hepsi yapabilirim. Yani nasıl söyleyeyim? Videolarını çekebilirim. Ama burada sizden istediğim, bakın kamerayı da çok hızlı hızlı geçmiyorum. Biraz bekleterek geçiyorum. Siz hangisini çok beğendiyseniz, hangisine daha çok istek gelirse ona göre önceliği onlara tanımak istiyorum. Sadece benim bir önceliğim var. Çekmek istediğim, hemen göstermek istiyorum. Evet, bakın ben buradaki motiflerin içinde ilk olarak önceliğimi ben kendi adıma bu motife verdim. Bu motifin yapımını sizlerle paylaşacağım. Bunun videosu kesin olarak gelecek yani. Ama bundan sonrakilerin hani şöyle sıra olarak geçecek olursak siz hangisini daha çok isterseniz, hangisine daha çok yorum gelirse şunu çekin, bunu çekin, öncelik bunun olsun diye önceliği ona vereceğim.
Hemen şuradan bir motif göstermek istiyorum size. Bakın şu şekilde böyle motiflerimiz var. Kare motif. Gerçekten çok güzel oldu bu da. Bunu battaniyede, koltuk şalında, hırkalarda istediğiniz her şeyde bu motifi kullanabilirsiniz. Biz bu motiften 6 tane yaptık. Bu motif kare, pardon, dikdörtgen kumaş supla üzerine kaşık çatal için cep olacak. Biz bunu bu şekilde yaptık. Bakın istediğiniz her şeyi her türlü kullanabilirsiniz. Buradaki amaç hayal gücünüz, ne yapmak istediğiniz, neye uyarlamak istediğiniz. Biz bunu bu şekilde bir dikdörtgen suplanın kenarına kaşık çatal konulması için güzel bir cep yapacağız. Hemen şöyle papatyamı da size yakından göstereyim. Bunu zaten biliyorsunuz, birçoğunuz biliyorsunuz artık. Ben bunu büyüttüm. Bu biraz büyütülmüş hali. Bunu havlularda da kullanıyorum. Bilenler bilir. Bunun da yine yapımını YouTube kanalımda yine göstereceğim sizler için. Şunu yakından görmenizi istiyorum. Bakın şu şekilde. Renkleri falan çok güzel oldu. O kadar çok motif var ki hangisini göstereceğimi şaşırdım. Şöyle birkaçından geçelim. Bunları bu şekilde yakın göstermemin amacı da hani hangisini daha çok isterseniz yorumlara hangisinin daha çok videosunun erken çekilmesini isterseniz onu belirleyebilmeniz için bu şekilde yakından gösteriyorum sizlere. Şu mesela çok güzel oldu. Bunlardan yine örtüler yapabilirsiniz. Runner'larda kullanabilirsiniz. Hatta çektiğimiz zaman büyütme kısımlarını da gösteririm. Sizlere büyüterek supla bile yapabilirsiniz bu modellerden. Teknik olarak büyüyünce supla da olabilir rahatlıkla. Bakın şöyle. Pastel tonlar, renkli tonlar, canlı renkler hepsi mevcut. Şunu göstermiş miydim yakından? Bilemedim ama bir daha göstereyim. Eğer göstermişsem. Şöyle hepsi birbirinden güzel. Yine şu şekilde farklı bir modelimiz var. Birçoğunluğu bunlardan. Bunu demiştim. Zaten dediğim gibi ilk önceliğim bu olacak. Bu motifin videosunu mutlaka çekeceğim en kısa zamanda. Şurada bir kalpli iğne motifimiz vardı. Bakın bu da yine ortada kalbi var. Renkler olsun, model olsun gerçekten. Bu da yine çok güzel oldu. Hepsi birbirinden güzel. Şu da yine aynı şekilde. Ben bir de bunu çok beğendim. Hanım dilendi, bey beğendi modelinin yuvarlak versiyonu. Bunu da çok beğendim. Bunu da kırlent ortalarında yine büyüterek supla halinde runnerlarımızın uçlarına dikerek istediğimiz her yerde kullanabileceğimiz modeller oldu. Şöyle göstermediğim var mı diye bakıyorum. Var sanırım. Birkaç tane daha. Bakın şöyle bir renk ve model. Evet, hepsi birbirinden güzel. Dediğim gibi bu videonun amacı bunları sizlere daha yakından gösterebilmekti. Şöyle şu şekilde. Fotoğrafta ne kadar da uğraşsam bu kadar hani net hepsini bu şekilde gösteremiyorum. Ben de sizlere şöyle küçücük bir video çekmek istedim. Hepsini bir arada daha net ve daha güzel görmeniz için. Ve dediğim gibi yine hangisini çok beğendiyseniz, hangilerinin
bir an önce videosunun çekilmesini istiyorsanız eğer, siz de ona göre yorum yaparsınız. Ben de bunu değerlendiririm. En çok yorumları hangi motif almış ise ona göre sıralama yaparım. Ona göre öncelik tanırım. Dediğim gibi biraz önce de söyledim. Bu motif benim önceliğim. İlk önce bunu çekeceğim. Bundan sonrasında sizlerden gelen yorumları değerlendirerek ikinci, üçüncü bu şekilde bunların videolarını sizlere çekip hazırlayacağım. Evet, hepsini şu şekilde toplu olarak gördüğümüze göre arkadaşlar şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Beni izleyip bana eşlik ettiğiniz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ihmal etmeyin. Dediğim gibi yorumlarınızı mutlaka ve mutlaka bekliyorum. Sizden gelen yorumlara göre ben de durum değerlendirmesi yapacağım. Hangisi daha çok istek alırsa ona göre videolarını da çekeceğim. Evet, bu şekilde. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bir sonraki videoda kanalıma abone olmayı unutmayın.